Peki Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ı da istersen biraz e, Sen Beşiktaş ben dedim Beşiktaş niye konuşmadı hala maç yayın bitiyor. Beşiktaş'ı konuşmadı. Biraz e, konuşalım. Şimdi Sergen Yalçın'la da iyi bir hava yakalamıştı Beşiktaş. E, 7 maça çıktı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var Sergen Yalçın'ın. Tabii ki bu noktada salgın <laughs> sürecinde Karyos'un gidişi Beşiktaş'ta bir soru işareti oldu. Kaleyi kim devralacak e, diye şu anda Utku versin ve var. E, Sergen Yalçın'ın böyle oyuncuları parlatma özelliğinin olduğunu biliyoruz. Acaba var. kalede de böyle bir şey görebilir miyiz? Yani <laughs> oyuncu parlattığını, kaleci parlattığını görmedik daha. İlk defa gördük ya. öyle bir şey yaparsa. Ya <laughs> Karius'la ilgili tabi talihsiz bir açıklama yaptı Sergen Hoca biliyorsun. Daha sezonun ortasında. Sezon sonu Karius'tan yollarımızı ayıracağız. yollarımızı <laughs> evet. Dedi. Dolayısıyla o adamlar o saatten sonra, o gün ben zaten o gün söyledim. Bu saatten sonra Karius'tan bir şey beklemeyin kardeşim dedim. Sonra taraftar hurra üstüne atlıyor. İşte şöyle tamam kötü kaleci, kötü goller yedi. Hakikaten de hiç böyle olmayacak. Beşiktaş'ın kalecisine yakışmayacak goller yedi mi yedi. Ama o moralle, o motivasyonla nereye kadar ne yapabilirsin ya Bezgi? Allah aşkına bana söyle. Biliyorsun ki sezon sonra seni sepetleyecekler yani. Adam senin teknik direktörün söylemiş bunu. Yani böyle bir ortamda iyi bir performans ben açıkçası zaten beklemiyordum. Onun için e, gitti. Şimdi iki tane genç kardeşimiz var. O kadar büyük şans ki. O kadar büyük şans. Sekiz tane maç var önünde. Şampiyonluk stresin yok. Taraftar destek veriyor. Taraftar takıma destek veriyor. Kazansan da kaybetsen de çok fazla gürültü çıkmıyor. Bu ortamda iki tane genç kaleci kardeşime sesleniyorum. Aldın aldın oğlum kaleyi. Bak bu ortam o kadar önemli bir ortam ki. Şans ya ayağına gelmiş ya hop yakılacaksın ona artık. Seyirci baskısı yok taraftar baskısı Tertemiz yok. Tertemiz bir Tertek sezon var. yani. Tertemiz bir sekiz maç. Çık aslanlar gibi oyna. Ormanı kap desin ki taraftar abi bizim böyle bir kalecimiz var Ne işimiz var bizim kaleciyle falan desin yani. Böyle bir şans gelmiş ayaklarına. İnşallah genç kardeşlerimiz... İkisinden birisi kim artık değerlendirebilirse bu şansı değerlendirip Beşiktaş'ın kalesine alırlar. Tabii bazı kaleci isimleri de duyuyorum yeni sezona yönelik. Evet. Gündemde bazı isimler var, var ki en çok var. Volkan Babacan öne çıktı. İşte bunlar bunlar hep böyle iyi mesela şu 8 maçlık periyotta kalede iyi bir performans gösterilirse bu yavaş yavaş bu haberler azalır, hazır ve biter. Heller ki bak böyle bir adamımız var. Böyle bir kalecimiz var beraber. Ya da en kötü ihtimalle iki kaleci arasından Utku Versin arasından gelecek sezon için kimin ikinci kaleci olacağına karar Tabii vermiş evet. olacak Evet, yani aynen olsun. öyle. Aynen öyle. İnşallah. Ama dediğim gibi çok büyük bir şans iki genç kalecimiz içinde. Evet. Uğurcan nasıl çıktı? Ya, değil mi? Ya. Evet. Bak şimdi Liverpool şu kadar veriyor, bu kadar veriyor diye Haber yapıyorsun abi. Yani ne veriyorsa hakkıdır Uğurcan'ın. Ben bayılıyorum Uğurcan'a. Evet. Emre Bol, çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim efendim. Çok çabuk bitti yayınımız. Evet, güzel geçti. Bir sonraki programda görüşmek Hoş, üzere diyelim. Hoşçakalın efendim. <laughs> efendim, spor gündeminin bugünlük sonuna geldik. Emre Bolla. Süper Lig'in gündemini değerlendirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha sonra bugün itibariyle bütün zaten yorumcularımız yavaş yavaş artık evet. gelmeye başlayacaklar. Bugün de bizim ilk yayınımız olacak. Sizinle birlikte olmak da bizim için bir büyük bir keyif efendim. Bir mukavele efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla evet. başlayalım istersen. E, Nihat Özdemir önemli açıklamalar yaptı. Hem UEFA'dan bir yıl men cezası alan Trabzonspor'la ilgili e, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hem de sezonun kalan son 3 maçını e, belki seyircili oynatabileceklerini söyledi Nihat Özdemir. Emre Bol istersen biraz değerlendirelim ki e, senin zannediyorum konuyla ilgili söyleyeceğin e, bazı var. özel şeyler de var. E, nasıl yorumlarsın Nihat Özdemir'in açıklamalarını? Ya şimdi e, biliyorsun evvelsi gün Nihat abinin e, bir galiba YouTube kanalı mıydı yaptığı açıklama, YouTube kanalında yaptığı açıklama. Evet. Hakikaten Fener Camiası çokça sinirlendirdi. Açıkça söylemek gerekirse, ben önce videoyu izlemedim, metni okudum. Metni okuduğumda inanın, esasında ben de inanamadım. Yok ya böyle bir şey söylememiştir diye e, esasında düşündüm. Sonra videoyu seyrettim. Videoda tabii bir ifadesi var onu. 2010-2011 döneminden beri e, ŞİK'e ile ilgili herhangi bir federasyonla herhangi bir başvuru yapılmamıştır. O zamandan beri şike konusu, rafa kalkmıştır gibi böyle bir ifadesi var. Bu tabii Fenerbahçe'li taraftarları çok kızdırdı. Şimdi bak şöyle bir durum var. Herkesin tuttuğu bir takım var elbette. Yani birçok federasyon başkanımız oldu. Bu federasyon başkanlarının tuttuğu takımları 3 aşağı 5 yukarı çoğunluklarını biliyoruz. İşte Haluk Ulusoy'dan başlayan, en son dönemde de Nihat Abiye kadar gelen, Sayın Nihat Özdemir'e kadar gelen bu taraf taraf olma şeyi Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın zamanında çok şey etkilemişti. Fakat bu Fenerbahçeli, Fenerbahçeli olan e, federasyon başkanlarının farklı bir durumu var. Niye biliyor musun? Şimdi bir, bir e, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Galatasaraylı Sayın Ali Dürüst'ten bahsediyorum. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun nasıl bir başlama yapmıştı. Ben Galatasaray'ın haklarını korumak için tekrar geri dönüyorum. Bir söz konusu biliyorsun. Ondan sonra istifadan vazgeçti. Hı hı. İstifadan vazgeçtiği açıklamasında Galatasaray'ın haklarını daha iyi savunabilmek için geri dönmeye karar verdim açıklamasını yaptı. Şimdi o zaman e, şu şekilde konuşuldu. Ya sen Futbol Federasyonu'nda yöneticisin kardeşim. Ne Fenerbahçe'si, ne Galatasaray'ı, ne Beşiktaş'ı. Orada bütün ceketinizi çıkartıp orada federasyona, Türk Futbolu'na hizmet edeceksiniz gibi şeyler söylenmişti. Ya bizim Fenerbahçeli Futbol Federasyonu Başkanları Mehmet Ali Aydınlar ve Sayın Nihat Özdemir ikisinden bahsediyorum. E, bizimkiler gerçekten ceketlerini bırakıp gidiyorlar oraya. Yani gerçekten Türk futboluna hizmet etmek, Türk futbolu için işler yapmak için gidiyorlar. Bu arada takımlarını tamamen Futbol Federasyonu'nun kapısının önünde bırakıyorlar. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunun tartışmasını yaparız. Herkes böyle olursa eğer, şimdiye kadar gelen bütün federasyon başkanları hep ceketini çıkartıp geldilerse, e tamam siz de öyle yapın. Ama sevgili Nihat abi böyle söylüyorsun ama şimdiye kadar gelen federasyon başkanları bunu yapmadı ki. Yani sonuçta bana gönül verdi herkesin bir kulüp var. Bu gönül verdiği kulüple ilgili Tabii ki böyle olmayacak bir şey yaptılar demiyorum ama bazı işlerinde zaman zaman kolaylaştırdılar. Neyden bahsediyorum? Geçtiğimiz transfer döneminden bahsediyorum. Geçtiğimiz transfer döneminde ya, şey, ya yapılacak transferleri e, bizim biz izin vermedi futbol federasyonu. Yani Fenerbahçe yönetimi işte sağdığın parasından kestiler, öteki tarafa eklediler. Bunu buradan çıkarttılar, oraya arttırdılar falan bir sürü e, şey yap, transfer yapmak için bir sürü şey yaparken futbol federasyonu Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamak için bir sürü şey yaptı. Oysa federasyonun görevi nedir? Federasyonun görevi futbol kulübünün elini rahatlatmaktır. Onları mücadeleye hazır hale getirmektir. Onları o e, lig ortamındaki savaşa, tırnak söylüyorum savaşı, o savaşta herkesin güçlü kılmak, o mücadeleyi kıran kırana geçmesini sağlamaktır. Şimdi bir kere oradan Fenerbahçe taraftarı Nihat abiye takık. Şimdi bunu e, herkes biliyor. Orada ne yapılabilirdi? Ben demiyorum ki Fenerbahçe'ye kardeşim e, ekstra bir şey yapın. Fenerbahçe'nin hak etmediği bir şey yapın diye. Asla ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemem zaten. Kimseye de yapılmasın ayrıcalık. Hı hı. Bir, e, bir takımı tuttuğu için kimseye bir ayrıcalık yapılmasın elbette. Ama ya arkadaş bir şey vardır. Orta yolda buluşmak vardır. Yani nasıl yaparız diye kafa yormak vardır. Tamamen kestir bakmak diye bir şey yoktur. Nihat abi bunu yaptı. Yani Nihat abi değil esasında. Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin transfer yapabilme durumunu kestirip hatayı yapamazsın dedi. Nasıl yapabiliriz kısmına hiç girmediler bile. Bu üzüntü vericiydi açıkçası benim için. Şimdi gelelim e, arkasından da tabii e, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne elimizden geleni yapacağız dedi. Bu beni hiç rahatsız etmedi. Kimseye de rahatsız etmemesi lazım. Bakın arkadaşlar bir Türk takımının bir Türk takımının bunları Trabzonspor olur, Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Bursa olur, ne olursa olsun hiç önemli değil isim. Bir Türk takımının Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi için hepimizin elinden geleni yapması lazım. Önemli bizim için bu. bu çok önemli. Onun için e, tabii ki e, Nihat Bey, Sayın Nihat Özdemir, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması için elbette elinden geleni yapacaktır. Ama Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için de elinden geleni yapması gerekiyordu o dönem. Benim şey işte Fenerbahçe taraftarının esasla takıldığı noktalardan bir tanesi budur. E şimdi dünya abiyle konuştum. Abi dedim böyle böyle yani çok büyük şey var. E, biliyorsun tepki özellikle var. sosyal medyada inanılmaz bir tepki var. Ya dedi bak futbol federasyonunda e, ben dedi Fenerbahçe'li Bunu bilmeyen var mı? Fenerbahçe yönetim kuruyor. Servet Bey, Sayın Servet Yardımcı, Futbol Federasyonu 2. Başkanı o da Fenerbahçeli. Ya yani bizim Fenerbahçe'ye karşı bir şey yapma durumumuz olabilir mi diye bir ifade kullandı. Bu arada bizim Fenerbahçe'li olmamız dedi. Trabzonspor'u bu müşkül durumundan kurtarmaya engel mi olması lazım? Hayır olmaması lazım. Biz Ben futbol federasyonu başkanıyım dedi. Tabii ki e, Trabzonspor'un menfaatleri için uğraşacağız. Hı hı. Bak bu Trabzonspor kısmı inan beni hiç rahatsız etmiyor. Bak tekrar tekrar altını serek söylüyorum. Hiç rahatsız etmiyor. Ha kafamda soru işaretleri var mı? O mevzuyla ilgili var. Yani biz hep burada Trabzonspor'un e, işte ekonomisini düzelttiğinden bahsettik konuştuk. Ee, Yusuf satıldı. Satılacak bir sürü daha iyi oyuncu var içeride. İşte Uğurcan'ı, Abdülkadirler, şunlar, bunlar. Ee, çok fazla maliyet olan futbolcular gönderildi ve Trabzonspor belki de şu anda geleceğini kurtardı. Falan diye konuşmalar yaptık burada. E, fakat bir bakıyoruz ki UEFA hayır diyor. Siz yanlış düşünüyorsunuz diyor bize. Trabzonspor geleceğini falan kurtarmadı diyor. Trabzonspor'un ekonomisi berbat durumda diyor. Yani ben demiyorum onu... UEFA söylüyor. E o zaman burada bir yanlışlık var. Burada bir